Evet sevgili izleyiciler, Mercek Özel'le kısa bir aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu akşam konuğum Yılmaz Özdil. Yılmaz Özdil'le Türk basım tarihi rekoruna giden, hatta şu anda bir rekor Evet. sayıda okunan ve satılan kitabı Mustafa Kemal'i konuşuyoruz efendim. Reklama gitmeden önce Atatürk'ün Dar Şafaka dedik, hemen ondan sonra Atatürk döneminde yurt dışına gönderilen çocukların hangi unvanlarla Evet. döndüğünden bahsediyorduk. Aslında isim verelim isterim ben. Neden? Onları da hatırlamak açısından. Örneğin Oktay Aslanapa var. İlk sanat tarihçimiz olarak dönüyor Türkiye'ye. Şahap Kocatopçu var. Seramik doktorası yapıyor ve aynı zamanda Sanayi Bakanı oluyor Tabii. döndükten sonra. Adnan Şener Türkiye'nin ilk kimya mühendislerinden oluyor. Daha kimler yok sevgili izleyiciler? Pek çok isim var kitapta. Sabahattin Eyüboğlu var, Hamide Topçuoğlu var, Bedide Bahapars var, Sabri Esat, Siyavuşgil. Aynı dönemde, daha doğrusu yaklaşık tarihi dönemde Nazi zulmünden kaçan Evet. Alman bilim adamları Türkiye'ye geliyorlar. Evet. Atatürk Türkiye'sine Evet. geliyorlar. Amerika'ya gitmiyorlar, Tabii. Avusturya'ya gitmiyorlar. Kanada'ya gidebilirler. Evet, Avustralya. gitmiyorlar. Atatürk Türkiye'sine geliyorlar. Bu da çok ilginç değil mi Yılmaz Özdil? Tabii çünkü yani bugünden baktığımızda tuhaf gibi görünüyor ama o gün itibariyle baktığımızda, o bilim insanlarının penceresinden baktığımızda aslında Mustafa Kemal Atatürk'iyesi bugünün Amerika Birleşik Devletleri, bugünün Kanada'sı gibi, bugünün Fransa'sı gibi bir pırıltı vaat ediyor. Ve insanlar diyorlar ki, onların anılarını okuduğumuzda da görüyoruz ki, diyorlar ki burada yepyeni bir dünya kuruluyor. Ve bu dünyanın bir parçası olmaktan çok mutlu oluyorlar. Benim o kişilerin, o bilim insanlarının hatıralarını okuduğumda çok ilgimi çeken noktalardan biri, burada bir misafir gibi değil, ne mutlu Türk'üm diyene şemsiyesi altında buranın insanı gibi algılanıyorlar. Onlar da buranın insanı gibi yaşıyorlar. Yani çok tuhaf bir şekilde geldikleri gün bu ülkenin insanı oluyorlar. Ve Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından birbirlerinden hiç ayırt edilmiyorlar. Ve ortak odak noktalarından biri, biz onları hep bilim insanı olarak sayıyoruz ama bana göre bir ortak sıfatları daha var. Bunlar namuslu insanlar. Her biri Türkiye Cumhuriyeti'nin kendilerine açtığı bu kucağı bir borç kabul ediyorlar ve gerçekten hayatları boyunca bu ülkeye katkı sağlamak için uğraşıyorlar. Ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin yani sanatından üniversitelerine, yani biliminden sanayisine, mimarisine pek çok kritik noktanın temelinde bu insanların emeği var. Hatta içlerinden bir tanesi ülkeye döndükten sonra oğlu Ankara'da dünyaya gelmiş, senelerce burada yaşamış, Mercedes'in tepe yöneticisi oluyor ve Türkiye'ye bir Mercedes fabrikası kurduruyor. Yani inanılmaz bir şekilde bu insanlar Türkiye Cumhuriyeti'ne borçlarını ödüyorlar. Aslına bakarsanız bu bilim insanlarıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişki de koparılmış. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Almanya ile bu insanları merkez alan bir ilişki kuracağına, Almanya ile devamlı cami odaklı, İslami tarikat odaklı, cemaat odaklı bir ilişki kurmuşlar. Ve bugün geldiğimiz noktada yurt dışındaki en fazla Türk vatandaşı Almanya'da olmasına rağmen neredeyse dünyada en problemli olduğumuz ülke haline dönüşmüş. Çünkü devamlı tarikat, cemaat odaklı, böyle kökten dinci bir takım faaliyetler. Halbuki o Almanya ile kurduğumuz ilişkiye bak. Bugün Türkiye tıpkı Almanya gibi bir sanayi ülkesi olabilirdi. Bugün Almanya ile gerçekten bilim
ve sanayi konuştuğumuz, bilim ve sanayi ortaklığı oluşturduğumuz bir köprü kurmuş olabilirdik. Ama bugün geldiğimiz nokta ne? Maalesef bu. Çok yani üzücü, diyorum ya, çok Türkiye'nin üzücü. Gerçeklerinden Türk toplumunu koparmışlar. Hemen bir katkı sunmak istiyorum burada. Zira çok da iç acıtan bir hikaye. İstanbul Üniversitesi'nin botanik bahçesi. İşte tam o dönemlerde kurulmuş yaklaşık 3000 civarında bitkinin olduğu, endemik bitkilerin de içinde olduğu. Büyük de mücadeleler verildiğini düşünüyorum. Kulakları çınlasın. İstanbul Üniversitesi'nin eski rektörü Mesut Parlak Hoca bununla ilgili çok çaba sarf etmişti. Ama maalesef müftülüğe devredildi. Tabii. Ve yılda 2000'in üzerinde doktor öğrencisini, sadece doktor öğrencisini ziyaret edenleri saymıyorum. Dünyanın dört bir yanından gelen 2000 civarı öğrencinin ödevlerini yaptıkları bir yerdi. İşte tabii. Tam da o yıllarda kazanılmış, bu bilim insanlarıyla hayata geçmiş. Tabii Tuğba'cığım, yani İstanbul Üniversitesi'nin İstanbul Üniversitesi oşinografi bölümünü o bilim insanlarından biri kuruyor. Şimdi aynı fakültedeki adam Hazreti Nuh'un cep telefonu vardı diyor. Nuh tufanında oğluyla cep telefonuyla konuştu, drone uçurdu falan diyor yani. Geldiğimiz nokta bu. Akıl dışı gerçekten, evet. Anlamak mümkün evet, değil. Evet. Peki. Bugün siz sokaktaki Alman'a gidin söyleyin, Nuh tufanında Nuh cep telefonuyla konuşuyor deyin. Bunu adam tercüme yanlış edildi falan zanneder yani. Bırakın onu, tüm bilim dallarında bunun akli melekelerin yavaş yavaş kaybedildiğine evet. dair bir emare olduğu konusunda herkes mutlaka yorum yapacaktır. Yani bilim insanları yapacaktır. Bilimin kapsama alanı dışında. Evet, bilime ulaşılamıyor. Aranıyor ama ulaşılamıyor. Peki, Atatürk'ün biraz da özel zevkleri diyeceğim. Tabii. Sevdiği şeyler. Mesela çok iyi dans ediyor. Evet. Müzik zevki çok gelişmiş. Çok iyi bir müzik zevki var. Türk sanat musikisini de seviyor. Tabii. Özellikle Safiye Aile'yi çok beğeniyor o yıllarda. Ama Batı müziğini de çok seviyor. Tabii. Yani caz mesela, dinliyor. Ya ülkenin liderinin güzel dans etmesi kadar güzel bir şey olabilir mi ya? Ya inanılmaz bir şey değil mi? Yani evet, bu mesela müthiş güzel ve bu şey. Bazen bir salon mesela Şostakoviç ve o dönemin Sovyetlerin en büyük opera sanatçıları Türkiye'ye geliyor turneye. Yani Bolşoy'un baş sanatçısıyla Mustafa Kemal Atatürk dans ediyor. Yani bundan daha güzel, topluma bundan daha güzel bir örnek olabilir mi? Ve illaki mesela vals yapmasından söz etmiyoruz. Yani köy düğününe gidip ceketi fırlatıp halaya katılan bir cumhurbaşkanından söz ediyoruz. Yani bu inanılmaz. Zeybe'yi müthiş oynayan bir adamdan söz ediyoruz. Ve ben Mustafa Kemal'i okurken gerçekten çok şaşırdığım noktalardan biri. Caz dinliyor Mustafa Kemal. Ben Mustafa Kemal'in terekesini okuduğumda Çankaya Köşkü'nde kendisi rahmetli olduğunda bütün eşyalarının listesi tutuluyor. Oradaki plaklarının listesi var. Mesela ister misin bir tanesini çalayım? Harika olur. İzleyicilerimizle ya de paylaşalım. Ya ben mesela kitapta Mustafa Kemal'in dinlediği özellikle caz parçalarını özenle seçtim ki o kitaptan baktığınız bütün şarkılara şu anda internetten ulaşabiliyorsunuz. Çünkü Amerikan odaklı olduğu için caz parçaları o dönemin bile kayıtları var. Mesela Harry Roy var. Cheek to Cheek diye bir parça var. Bu caz dediğimiz müzik dalının yani temel taşlarından biri. Ve 1930'lu yıllar. Evet, 30'lu yıllar. Mustafa Kemal'in dinlediği bir caz parça. Harry Roy'dan Cheek to Cheek size şu anda evet. Bir bölümünü dinleteyim. Biraz hayatı gerçekten hayat gibi yaşayan. Şimdi izleyicilerimiz sormaya başlayacak mesajlardan. Ben o yüzden söyleyeyim. Harry Roy'dan Cheek to Cheek. Cheek to Cheek. Evet, Paul Whiteman'ın Last Night'ı da bu arada benim en muhteşem. Çok ilgimi çekenlerden muhteşem. Mustafa Kemal'in başka bir özelliği de o zarif giyimi, zarif tefrişatı. Sanki başka hiçbir dünya liderinde görülmeyen o zarafetle kıyafetlerini taşıyışı. Tabii. Değil mi? Yani hepimiz aynı şey. Mesela... Yani...
Tuğba'cığım şimdi o özellikle Fransız gazeteci kadının şeyi var. Diyor ki ya sanırım dünyanın en yakışıklı erkeğiydi. Bir Fransız kadın bunu söylüyor. Ve bugün bile Mustafa Kemal'e baktığımızda özellikle çirkin erkeklerin Mustafa Kemal'den neden nefret ettiğini çok iyi anlayabiliriz. Çünkü adam inanılmaz yakışıklı, inanılmaz karizmatik ve çok şık giyiniyor. Yani liyakat esaslı bir insan olduğu için topluma örnek olmak için gerçekten çok özen gösteriyor. Ama beni çok şaşırtan konulardan biri savaşın en can alıcı, en kanlı günlerinde bile temizliğine, giyimine, kuşamına, kişisel bakımına, duşuna, kişisel bakımına inanılmaz özen gösteren bir insan. Yani Mustafa Kemal'in bütün fotoğraflarına bakın. Yani hepsinde, evet. Trablus'tan işte Filistin'e, yani Çanakkale'den Anafartalara etkilenmemek gerçekten mümkün değil. Bugün itibariyle bile dünyanın gelişmiş moda ikonu yaratmış ülkelerine bile baktığımızda bugün bile bu seviyede şık giyinebilen veya giydiğini bu seviyede şık taşıyabilen bir lider yok. Bu da bizim şansımız. Evet. Ve ışıl ışıl parlayan o ifadesi. Kitaptan yine ben çok tadımlık birkaç cümlelik bir şey okumak istiyorum. Manşetlerinde ya da kalbinin üzerine K.A. Evet. Ya da veya işte Gazi Mustafa Kemal'in kısaltılmış haliyle armasına işletirdi. Kol düğmesini çok severdi, yaka iğnesi de takardı. Bağcıklı siyah rugan ayakkabı severdi. Astarını kırmızı kadifeyle kaplatırdı. Evet. Zevke bakar mısınız? Tabii. Çizgili siyah çorap kullanırdı. Yerine göre gerekirse tozluk da kullanırdı. Çizmeyi sadece arazide değil, şehir hayatında da giyerdi. Ayakkabı çekeceği fil dişiydi. Evet. Şimdi ya bunlar da tüm bu incelikleri böyle birbiri ardına ekleyip düşününce işte o zarafetin nereden geldiği anlaşılıyor galiba. Çok büyük bir marka Mustafa Kemal. Yani giydiklerini, kıyafetlerini arkadaşlarına da öneren, aynı terzileri tavsiye eden bir insan. Mesela o bahsettiğiniz işte mendiline işlenen GMK harfleri, K Atatürk'ün baş harfleri vesaire. Aslında o dönemin çok önemli sanatçılarına hazırlatıyor. Yani diyorum ya liyakat esaslı bir insan. Evet. Mustafa Kemal. Onu sıradan bir işleme yapmıyor. Yani kurumsallaşmayı kendisinden aslında başlatıyor. Bunu mesela biz imzasında da görüyoruz. Mesela imzasıyla ilgili de çok tartışma var. Kitapta yer aldığı gibi. Ermeni yurttaşımız Robert Kolej'in öğretmeni Çerçiyan'ın hazırladığı bir imza. Mesela bu imzanın da ona ait olup olmadığı konusunda çok fırtına kopartılıyor. Halbuki Çerçiyan esrarengiz bir insan değil. Yani Robert Kolej'in, Arnavutköy Kız Koleji'nin öğretmeni. O dönemin çok değerli bir eğitimcisi, çok iyi bir yurttaşımız. Mustafa Kemal Atatürk hayranı aynı zamanda. Ve kendisinin öğrencilerinden biri mesela Bülent Ecevit. Ve bu imzanın ona ait olup olmadığı konusunda mesela tartışmalar var. Halbuki bu imzanın bizzat Çerçiyan tarafından hazırlatıldığının şahitlerinden biri Vehbi Koç'un kızı Sevgi Gönül. Çünkü Sevgi Gönül de Çerçiyan'ın talebesi. Yani bunu şu manada söylüyorum. İmzasından mendillerinde kullandığı armaya, giydiği gömlekten kullandığı sabuna kadar çok özenli bir insan. Çok özenli bir insan. Ve bunu devamlı aslında bir yandan topluma rol model olmak için yapıyor. Ama bir yandan da bakıyoruz ki henüz daha Atatürk bile değilken çocukluk yaşlarından itibaren Zübeyde Hanım'ın anılarında var. Yani
6 yaşında çocukken bile özenli bir yaratılışa sahip. Herkesin dikkatini çeken, nevi şahsına hiçbir zaman ele alınmamış, kitap olarak çalışılmamış. Mesela İş Bankası bunlardan biri. Evet. Yani bir banka kurmuş. Bugün bile hala Türkiye'nin en büyük bankası. Bir asır geçmiş üzerinden. Bir asır geçmiş. Ya da mesela işte hayatı boyunca bir tane oyuncak almış Savarona. Devletin Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, devletin satın aldığı bütün gemiler bir şekilde hurdaya çıkıp trafik levhasına dönüşmüşken Savarona bugün alındığı fiyatın kat be kat üstünde evet. değere sahip. Yine müthiş Nazilli var, Nazilli Sümerbank elbette yani Nazilli, basma fabrikası. Tabii Nazilli Sümerbank fabrikası inanılmaz bir sosyal devlet projesi. Hı hı. Ama bana göre orada asıl sihirli dokunuş... dünyanın hakikaten parmakla gösterilecek ebattaki ve vizyondaki bir fabrikasını para vermeden sadece mandalina yapmış adam. Mandalin ve portakal ödeyerek inanılmaz bir şey. Türkiye'nin tekstil sanayisinin temelini atabilmiş. Yani bu parasız olağanüstü zekalar geliştirmişler. Yani orman çiftlikleri de böyle. Ben mesela kitabı yazarken hakikaten çok hayret ettiğim konulardan biri. Mesela Mustafa Kemal'den önce birbirimize verebileceğimiz kırmızı gül bile yok bu ülkede. Yani kırmızı gülü bile insan ülkenin kurucusuna borçlu olur mu? Evet, Türkiye böyle. Yani Mustafa Kemal ekonomik bir deha. Hayatı boyunca milletin parasıyla harcadığı her kuruş kat be kat zenginlik olarak millete geri dönmüş. Bana göre dünyada attığı her ekonomik adımı başarılı olmuş. Sadece Türkiye'de değil, dünyada bir başka lider olduğunu ben sanmıyorum. Evet, bunun en iyi örneklerini de aslında Atatürk'le ilgili yurt dışındaki önemli isimlerin, önemli bilim adamlarının, önemli siyaset insanlarının kullanmış olduğu ifadelerde evet. görüyoruz. Evet. Peki bu kitapta her şey var dedik ama o kadar özel şeyler de var ki. Yani annesi var, babası var, özel hayatı var, eşi var, en yakın arkadaşları var, manevi çocukları var, aşçısı var, kütüphanecisi var. Yok yok, herkes var. Ya, bu kadar bilgiyi, evet çok özenli bir çalışma ve uzun yıllara yayılmış bir çalışma. Çok emek verilmiş bir çalışma ama Yılmaz Özdil ne kadar sürdü bu bilgileri bir araya toplamak? 10 sene tabii. Yani kabaca 10 sene diyebiliriz. Burada Tuğba şöyle bir şey var aslına bakarsanız. Ben çalışırken somut olarak gördüğüm konu şu. Şimdi Mustafa Kemal hakkında biyografi, Mustafa Kemal yaşarken yazılmış bir iki tane biyografi var. Ve bunlar yabancılar tarafından kaleme alınmış. Özellikle İngiliz istihbaratının karalama amaçlı biyografileri. Daha sonra Mustafa Kemal hayatını kaybettikten sonra, 1938'den sonra hiçbir Türk yazar ya da araştırmacı veya gazeteci Mustafa Kemal'in hayatını yazmaya cesaret edememiş. Mustafa Kemal'le ilgili biyografiler 1963 yılından itibaren var. Ve 1938 ile 1963 arası boş. Ve bu boşluk maalesef Mustafa Kemal'li Mustafa Kemal gerçeğinden uzaklaştırıp bir tapınma malzemesi haline getirmiş. Bu aynı zamanda çok da uzun bir zaman dilimi. Çeyrek asrın üstünde tabii. bir... Yani biz Mustafa Kemal gerçeğini, Mustafa Kemal'in zekasını, Mustafa Kemal için bu millete karşı yaptıklarını anlatmak yerine bir böyle Atatürkçü tabir edebileceğimiz bir kavram oluşturmuşuz. Ve bu Atatürkçü dediğimiz kavramın arkasında aslında Mustafa Kemal'den sadece isim olarak bahsedip Mustafa Kemal gerçeklerinden uzaklaşan ama bundan maddi ve manevi menfaat sağlayan bir takım kişi ve kurumlar oluşmaya başlamış. Bu da hemen peşinden 70'li yıllarda
Şaşırtıcı bir şekilde başka ülkelerin, yani Sovyetler Birliği'nden işte Çin'e uzanan başka ülkelerin, başka bir takım liderlerinin hayatları vesaireyle ilgili devrimcilik bu ülkeye pompa edilmeye başlanmış. Yani 70'li yıllarda Türkiye'de en çok satılan kitaplara bakın. Başka ülkelerin devrimcilerin hayatları. Ve bir toplumun gençliği kendi devriminden ve kendi devrim liderinden uzaklaştırılarak başka ülkelerin devrimlerine öykünür hale getirilmiş. Ve sonra bu kuşak gelip 1980 12 Eylül darbesine tostlatılmış. 12 Eylül darbesi ülkenin üzerinden, özellikle genç kuşağın üzerinden buldozer gibi geçmiş. Ve sonra 60'lı yıllarda yaratılan Atatürkçülükten daha sahte bir Atatürkçülük Türkiye'ye dayatılmaya başlanmış. Ve bu görüyoruz ki 80 darbesinden itibaren Atatürkçü adı altında bir takım insanlar güya topluma Atatürkçülüğü dayatırlarken aslında karşı devrimcilerin tarikat cemaat yapılanmalarını, özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz maşası olan iç mihrakların Amerika'nın eline geçmesinden maşa olarak kullanılan tiplerin önünü açan bir kavram haline gelmiş Atatürkçülük. Ve içi boşaltılmış. Bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin çocukları tarafından okulunun bahçesindeki bir büst veya sınıfındaki bir poster haline gelmiş. Bunu da 2008 itibarını ben odak aldım ama biraz daha öncesinde başlıyor. Sahte Atatürk kitaplarıyla tamamen bir algı operasyonuna dönüştürmüşler. Ve bugün kendi devrimcisini, kendi kurucu liderini tanımayan ve hatta bir takım merdiven altı, mescit, tekke, tarikat yapılanmalarıyla kendi kurucu liderinden nefret eden bir nesil oluşturulmuş. Dolayısıyla ben bu kitabı yazmayı bu motivasyonla bir Mustafa Kemal'e borç olarak gördüm. Ve yapabildiğim için de kendimi çok mutlu hissediyorum. Ne mutlu. Ne mutlu. Okuyucu için de tabii çok büyük bir şans gerçekten. Programı açarken de söyledim. Tam bir başyapıt. Özellikle gençlerin, evet, çocukların mutlaka okuması, hatta okutulması gerekiyor. Mutlaka her evde bir Mustafa Kemal kitabı olmalı. Kayıtsız şartsız olmalı. Evet. Yani bunu biz gerçekten hem Kırmızı Kedi ile bir kendimize hedef olarak koyduk. Ve amacımıza da ulaştığımızı, en azından o yolda ilerlediğimizi görüyoruz. Herhangi bir parti, herhangi bir ideolojiden bağımsız Türkiye'nin hemen her şehrini dolaşıyoruz. Her yaş grubundan insanların Mustafa Kemal Atatürk'ü yeniden keşfetmeye başladığını görüyoruz. Bunu zaten bir süredir Türkiye'de gözlemliyorduk doğrusunu isterseniz. Kitaplarımız dolayısıyla fuarları, diğer şehirleri dolaşıyoruz. Siz de öyle. Mesela bizim yaş kuşağımızdan farklı olarak gençlerin daha fazla bu konuya merak sardıklarını, öğrenmeye çalıştıklarını, kendilerine verilen kulaktan dolma bilgilere razı olmadıklarını, kendilerini dindar olarak tanıtan, milliyetçi olarak tanıtan bazı sahtekar tiplerin kendilerine yalan söylediğini bizzat okuyarak test etme fırsatı buluyorlar. Bu kitabı yazarken kitabın sloganı olarak ortaya koyduğumuz 35 yıllık kariyerime dayanarak iddia ediyorum ki Mustafa Kemal'i böyle okumadınız derken aslında bu bir böbürlenme değil, bu bir meydan okumaydı. Biz istiyoruz ki
Atatürk'ü sev ya da sevme ama Atatürk'ü oku kardeşim. Oku ve karşılıklı kıyasla, ondan sonra yol haritanı belirle. Ve aslına bakarsanız bunun bir karşılık bulduğunu da görüyoruz. Her yaştan, her sınıftan, her eğitim seviyesinden insanların Mustafa Kemal'i coşkuyla okuduğunu görüyoruz ve 1919'un 100. yılında, yani işte 2 ay sonra gireceğimiz 2019'da, 100 yıl sonra yeniden bir Mustafa Kemal Atatürk çağının başlayacağını görüyoruz ve bundan gerçekten onur duyuyoruz. Müthiş, gerçekten müthiş. Yılmaz Özdil, bugün 1 Kasım, 1 Kasım 2018. Evet. Bugün hem saltanatın kaldırılmasının 96. yılı, 96 yıl geçti üzerinden geçmiş. Bugün yine 1 Kasım 1928'de harf devriminin ilanının üzerinden 90. yılın içindeyiz. Geçmedi daha 90. Evet. yılı harf devriminin. Özel bir tarihte yayın yapıyoruz aslında. Bunu planlamamıştık sevgili izleyiciler ama özel bir tarihe denk geldi. Bu açıdan da çok önemli. Şimdi harf devrimi dedim. Kitapta harf devriminden de bahsediyor. Biraz ondan da bahsetmenizi isteyeceğim. Atatürk'ün o heyecanını, şehre kurulan kara tahtaları, evet, ve Cumhuriyet ilan edildikten 5 yıl sonra harf devrimini yapmasının bir anlamı vardı. Neydi onlar? Yani çok basit bir şey aslında yaklaşım. Okuma yazma bilmeyen ve okuma yazmayı öğrenme imkanı sıfır bir toplum var. Evet. Harf devrimi aslında bunu hedeflemiş. Çok dünyaya basit. Açılan bir pencerede aynı zamanda. Elbette. Yani basit bir şekilde Türk toplumunu okur yazar yapmaya odaklı bir devrim. Ve son derece başarılı olmasının temel sebebi de bunun ihtiyaç olduğunun göstergesi. Evet. Yani şimdi Osmanlıca da bir dildi ama kimse öğrenememiş. Ama siz Türkçeyi Türk alfabesiyle ortaya koyduğunuzda kitleler halinde çok kısa sürede öğrenildiğini görüyoruz. Hatta önce çocukların öğrenip annelerine babalarının öğrettiğini görüyoruz. Bugün aslında bugün bile bu trajedi devam ediyor. Siz bugün mesela bir bisküvi tarifinin Arapçasını şu anda buradan okuyalım. Toplumun çok önemli bölümü biz buradan dua ediyoruz zannedip ağlamaya başlayabilir, hislenebilir. Çünkü bilmiyor. Bilmediği için duyduğu her Arapça kelimeyi kutsal, mübarek bir kavram olarak algılıyor. Ve aslında bu süreç bugünkü tarikat, cemaat yapılanmalarının da odak noktası. Biz bu topluma Mustafa Kemal'in yaptığı gibi Türk alfabesiyle kendi dinini öğretemezsek, işte Arapça bisküvi tarifini dua zanneden bir toplumla karşı karşıya kalırız. Yani mesela geçenlerde sosyal medyada dolaşan bir şey vardı. Muhabir arkadaş soruyor, işte ezan Türkçe mi okunmalı diye. Vatandaş diyor ki ezan zaten Türkçe. Diyorlar nasıl bu ezan Türkçe? Evet Türkçe diyor. Yani bunu Türkçe zanneden, Arapça duyduğu her kavramı kutsal zanneden, aslında konuştuğu dili okuyup yazamayan bir toplum var. Harf devrimi bize bunu sağlamış. Aynı zamanda dünyayı da Türkiye'ye entegre eden bir devrim. Aslında harf devriminin bu tarafı üzerinde pek durulmamış. Mesela ben tarihçilerin de bu konu üzerinde pek durmadığını görüyorum. Aslına bakarsanız Türkçe, Türk alfabesiyle beraber bir Alman da Türkçe öğrenebilmiş. Tabii Latin harflerinden dolayı. Evet, yani bir Amerikalı'nın, bir İngiliz'in, bir Fransız'ın, bir İspanyol'un bugün Türkçe'yi okur yazar olabilmesinin temel sebebi harf devrimi. Mesela harf devriminin yapıldığı yıl nüfus 13 milyon. Evet. Bir yıl gibi çok kısa bir sürede 2 milyon kişi, inanılmaz sayıda insan okuma öğreniyor. Evet. Yani
İnanılması o günkü iletişim şartlarıyla. Bir adeta mucize gibi. Evet. Aynı zamanda Latin harfleri kullanan yabancıların da yabancılık çekmeden Türkçe öğrenmelerini sağlamıştı. Az önce sizin de söylediğiniz gibi. Bu anlamda harf devriminin evrensel bir yönü de var. Şüphesiz öyle. Yani harf devrimi, yani uzunluk ölçüleri birimimizin, ağırlık ölçüleri birimlerimizin, yani ayları, takvimimizin dünyaya entegre olmasını sağlamış aslında Mustafa Kemal devrimi. Mesela bugün itibariyle çocuklarımıza bunu anlatabilmemiz güç ama o dönemde bu topraklarda 4 tane takvim var. Yani kimisinin Ağustos'u, şimdi, kimisinin ocağına denk geliyor. Şimdi anlatsak evet tabii, inanılmaz bir şey. Anlaşılması çok güç ya da mesela aynı ağırlık biriminden bahsetmeyen bir nüfus var ortada. Yani bu inanılmaz. Kavram kargaşaları. Tabii aslına bakarsan çökmüş, bitmiş bir toplum var. Evet. Buradan bu mucizeyi gerçekleştirmiş olması aslına bakarsan Fas'tan, Tunus, Libya, Cezayir, Mısır'dan, aşağıda Yemen'den, bu tarafta İran, Afganistan, Hindistan, şimdiki Pakistan'a kadar bütün mazlumlar coğrafyasını öylesine etkileyebilmiş, öylesine örnek olmuş, rol model olmuş ve öylesine sirayet etme kabiliyeti var ki acilen henüz Mustafa Kemal Atatürk yaşarken acilen karalama kampanyası başlatmaya çalışmışlar. Çünkü Müslüman bir toplumu gerçek manada dünya lideri, Avrupa lideri yapabilme kabiliyetini gördüklerinde emperyal güçlerin tamamının varlık sebebi ortadan kalkma riski var. Bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk henüz yaşarken karalama algı operasyonu başlatılmış. Ve bugün mesela bu FETÖ'cülardan CIA maşası FETÖ'cülardan kafasında fesle gezen tımarhanelik arkadaşa kadar Mustafa Kemal aleyhtarlarının tamamına bakarsanız tamamı Batı menşeli. Yerlilikten, millilikten ve Müslümanlıktan bahsederler. Ama ya Almanya'dan gelmişlerdir, ya İngiltere'den gelmişlerdir, ya da hicret yapıyoruz ayağıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişler. Bunların hiçbirini ne Suudi Arabistan'da görebilirsiniz, ne bir başka Arap coğrafyasında. Bunların tamamının Kâbesi Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bunların hepsi emperyal güçlerin maşalarıdır. Ve Mustafa Kemal Atatürk yaşarken başlatılan karalama kampanyasının bugünkü uzantılarının tamamının arkasında yine aynı emperyal güçler vardır. Tabii onları insan suçlamıyor. Her ülke kendi çıkarı için bir mücadele yürütür. Ama bunları da topluma anlatmak gerekiyor sana. Evet, açıkça paylaşmak gerekiyor. Yine 3-4 yerde kitapta Darüşşafaka'dan bahsediliyor. Darüşşafaka geçiyor. Hatta Zübeyde Hanım'ın da vasiyeti var bununla ilgili. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e en köklü kurumlardan, en köklü eğitim kurumlarından biri Darüşşafaka. Ve bugüne kadar belki de on binlerce çocuğu hayata kazandırdı, hayata kattı. Siz Darüşşafaka ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani biz tabii yani bunu söylemekten gerçekten utanıyorum. Yani mecbur kaldığım için de çok üzgünüm ama yani biz Darüşşafaka'ya yani tarih boyunca herhangi bir kitap üzerinden görülmemiş bir bağışı yapacağız. Yani 6 sıfırlı kitaba 6 sıfırlı bağış yapacağız. Bunu yapmamızın temel sebebi birincisi işte Zübeyde Hanım'ın vasiyetinin yerine getirilmesi. İkincisi yurttaş olarak Darüşşafaka'ya gerçekten biz teşekkür borçluyuz. Ama benim için en kıymetli noktalardan bir tanesi. Şimdi Türkiye'de çok sayıda hayırsever kuruluş, yardımsever kuruluş var. Ama bunların çoğu maalesef mevcut kamplaşma nedeniyle
ideolojik bir takım etkiler altında veya en azından öyle algılanıyor. Darüşşafaka ise böyle değil. Yani ister AKP'li olsun, ister CHP'li olsun, ister HDP'li olsun, bu ülkede yaşayan her yurttaşın, MHP'linin, İYİ Parti'nin hepsinin ortak paydası, herkesin gönül rahatlığıyla seve seve omuz verebileceği bir kurum. Dolayısıyla biz bunu kendimiz için değil, Darüşşafaka üzerinden toplumda bir farkındalık yaratmak için aslında yapmak istiyoruz. Çok çocuk okuyacak yine, çok çocuk okuyacak. Eminim yani ve gerçekten çok hayırlı bir kurum. Kendilerine teşekkür borçluyuz. Evet. Ne mutlu. Demek ki şunu anlıyorum ki buradan altını çize çize söylemek lazım. Yine pek çok çocuk okuyacak bu kitaptan da. Atatürk'ün yine kitabın 162. sayfasında dünya çapında saygın bilim insanları, evet, bir taraftan o dönemde Nazi zulmünden adeta akarak Türkiye'ye gelirken, tabii bunu da konuşalım ama birazdan diyeceğim. Çünkü o dönem 150'si kız çocuğu, 750 genç seçiliyor ve yurt dışına eğitime gönderiliyor. Evet. O isimlerin arasında kimler var, kimler var? Evet. Yani hakikaten orada tabii çok güzel bir şey şu, Mustafa Kemal her zaman gençleri devrimin temel omurgası yapıyor. Ve o listeye baktığımızda ben çalışırken gördüm. Mesela bir tanesi de geçenlerde onu da bilmiyordum, bu vesileyle öğrendik. Mesela İnan Kıraç'ın babası da gönderilen çocuklardan biriymiş Nebraska Üniversitesi'ne. Gönderilen çocukların tamamı başarılı olur mu? Tamamı başarılı, evet, olur. Evet, tamamı başarılı olur. Ve tamamı dönüp memleketinin kalkınmasına fayda sağlar mı? Tamamı dönüp memleketin kalkınmasına sağlar. Yani bugün mesela bakıyoruz. Şimdilerde olduğu gibi değil yani. Yani bugün bakıyoruz cebinde 3 kuruş para olan kıytırık tipler. Aman memleket bilmem ne oldu diye, yok oralara buralara kaçmalar, Portekiz'den ev almalar falan filan. Bakıyoruz dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyan çocuklar o gün itibariyle dünyanın en iyi ülkelerinde kalma imkanı olan çocuklar dönmüşler, ülkelerinin kalkınmasına, evet, fayda sağlamışlar. Bunun tabii bir öncesi de var. Bu dedim ya, bir kuşak bu. Hı hı. Mesela işte İsviçre'de çocuk okurken memleket işgal ediliyor. Orada tehlikeden uzak şıkır şıkır yaşamak varken ülkeye geliyor, Ege Dağları'nda Kuvayi Milliye'ye katılıyor. Yani milli mücadelenin omurgasını oluşturan insanlarımız aslında üç kuşak. Yani biri subay, tabii, asker, biri bu eğitimli aydın çocuklarımız, öbürleri de çeteciler. Yani gerçek bu. Bu çocuklar oralarda bir elleri yağda bir elleri baldayken bırakıp geliyorlar. Mesela Latife ile ilgili en çok ne etkiledi seni dersen bence bu etkiliyor. Yani Latife Sorbon Üniversitesi'nde okurken, hı hı, ailece Fransa'da Sayfiye şehrinde yaşarlarken, Londra'da bu kızın yaşama imkanı var. Babası New York borsasında sandalye sahibiyken o gün itibariyle bugünkü rakamlarla muhtemelen 10 milyar dolar gibi bir servete sahibi ailenin kızı işgal altındaki İzmir'e dönüyor. Yani bu yurtseverlik bu ülkenin gençlerine özellikle anlatılmamış. Özellikle öğrenmesini istemişler. Biz Latife'nin yüreğindeki yurtseverliğin binde birine sahip olsaydık, bugün bu ülkenin çocukları aman ben işte Amerika'ya kaçayım, Avrupa'ya kaçayım diye telaşlanmazlardı. Tam tersine kendilerinin ve milletlerinin geleceğini bu topraklarda ararlardı. Ama diyorum ya, bir sihirli el, biz bu kuşağı öğrenmeyelim, kendi devrimimizden, kendi kurucu neslimizden uzaklaşalım, yabancılaşalım diye çaba harcamış. Bugün çıkın sokağa, Mustafa Kemal kitabını okumayanlar için söylüyorum. Latife'yi de en fazla Mustafa Kemal'in
Atatürk'ün boşandığı eşi der. Sıfır belki onu bile bilmiyor olabilirler. Sıfır bilgidir. Mesela bugün İş Bankası'nı işte diyorlar oraya vereceğiz, buraya vereceğiz. Latife'nin babasının parası var o sermayede. Sen kimin malını kime veriyorsun? Ama topluma anlatmışlar mı? Hayır. Anlatmamışlar. Yani bugün Latife'nin babası Muammer Bey'in adını bile bu toplum bilmez. Tekrar söylüyorum. Bugünkü şartlarda, bugünkü rakamlarla kabaca 10 milyar doları bu ülke için yakmış bu adam. Yakmış. Su içmiş üstüne. Bir toplu iğne istememiş. Bugün İzmir'e gidin. Bizim fuar dediğimiz kültür park alanı Latife'nin babasının. Adam bırakmış gitmiş. Bugün bakıyoruz devletin malına çöreklenip apartman yapmak için millet birbirini yiyor. Nereden nereye? Ya bu kuşağı hatırlamayalım. Memleket yağmacılara, talancılara, karşı devrimcilere, hırsızlara kalsın diye zemin hazırlanmış. 12 Eylül Atatürkçülüğünün getirdiği noktadır aslında. Korkunç bir şeydir. Bunu ben kendimi de soyutlayarak söylemiyorum. Bugün sizin okurken hissettiklerinizi, inanın kendim araştırırken, okurken hissettim. Ben bu kitabı yazarken, kitabın sonuna gelirken, Mustafa Kemal sanki yaşıyor da ilk kez ölüyormuş gibi hissettim. Yani bu duygulardan bizi uzaklaştırmışlar. Çok basit bir örnek vereyim. Hepimiz bir takım okullarda okuduk. Hepimize bizde devamlı Atatürkçülük falan okuttular. Hangimiz Mustafa Kemal'in hayvan sevgisiyle ilgili bir şey biliyoruz? Çok meraklımız olan birkaç kişi haricinde. Halbuki bakıyorsunuz 6 yaşından itibaren hayatının her döneminde bir hayvan sevgisi var. Ya köpek beslemiş, ya at bakmış, ya güvercin, kuzularla adamın hatırası var. Biz çocuklar kitabına koyuyoruz, deveyle hatırası var, yerlere yatarsın okuduğunda gülmekten. Ama bakıyoruz, Mustafa Kemal'i biz böyle öğrenmemişiz. Temizlik kavramı, hiçbir fikrimiz yok. Ben tekrar söylüyorum, Mustafa Kemal ne zaman sünnet oldu da toplum bilmiyor. Çünkü bize okutulmamış, hiçbir şey okutulmamış. Bize ne denmiş? Kısıtlı bilgi. Mustafa Kemal dinsiz, dindarlara eziyet etti, Osmanlı düşmanı, tamamen yalan. Peki gerçek ne? Gerçeği öğrenebileceğimiz kaynak gerçekten çok kısıtlı. Ve gerçeği anlatan kitaplar da yani Bismillahirrahmanirrahim yani başlıyorsun Mondros Mütarekesi diye başlıyor. Oysa bunun bir geçmişi var. Mesela kitapla ilgili çok fazla eleştirilen, mesela bir tanesi yazmış diyor ki, kitabı okumadım ama çok kötü kitap diyor. Bir tanesi de diyor ki, ya okudum ama çok kolay anlaşılıyor diyor. Yani çok kolay anlaşılıyor diye bir eleştiri olabilir mi? Türkiye'de oluyor. Çünkü istiyorlar ki okunmasın. Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlı ile ilgili gerçek fikirleri bilinmesin. Osmanlı'nın Mustafa Kemal hakkındaki gerçek fikirleri bilinmesin. Bakın ben Abdülhamit Bey, var mı 2 dakikamız? Var var. Abdülhamit'in Çanakkale Harbi'nden sonra hatıralarına yazdığı Mustafa Kemal ile ilgili notları kitaba koydum. Hı hı. Hatta bu Uğur abimin Alkaranası'nda da okudum. Sonra dediler ki bu yalan. Yalan, böyle bir şey yok dediler. Şimdi bakın size kısaca özetleyeyim. Abdülhamit'in bu hatıraları... Hı hı. 1919 yılında İstanbul'da Utarit Mecmuası'nda yayınlanıyor. Yayınlandığında daha Mustafa Kemal'in M'si yok. Yani Mustafa Kemal diye anlattığı bir albay. Atatürk kavramı yok. Daha sonra 1922 yılında bu hatıralar Vedat Örfi tarafından Osmanlıca kitaplaştırılıyor İstanbul'da. İstanbul'da kitaplaştırılıyor. Daha sonra 60'lı yıllarda Türkçe'ye çeviriyor. Çeşitli Serden Geçti dahil bunu Türkçe'ye çeviriyor. Ama benim için en önemli kriter, değerli hocam, Allah rahmet eylesin, Turgut Özakman'ın Vahdettin
Mustafa Kemal ve Milli Mücadele kitabında birebir yayınlanıyor. Bu anada. Ben bu kitaba koydum. Hı hı. Aradan tam 100 sene geçmiş. Böyle bir hatıra yoktu. Yani kendileri yazınca da yalan değil. 1919-2018. Çünkü neden? Abdülhamit'in Mustafa Kemal'in Çanakkale'de gösterdiği büyük fayda nedeniyle kendisine dua ettiğini bu toplum bilsin istemiyorlar. İstemiyorlar. Mesela diyorlar ki Abdülhamit'in şeyle ilgili Süleyman Nazif'in yazısıydı bu. Hatta Mustafa Kemal de kendisini eleştirmişti. İşte Abdülhamit'i sevme ama sen gene doğru yaz falan. Bu tamamen yalan şundan. Mustafa Kemal ile Süleyman Nazif arasında bu diyalog gerçekten yaşanıyor ama 1937 yılında yaşanıyor. Ve Süleyman Nazif'in Cumhuriyet Gazetesi'ne yazdığı bir dizi yazıyla, Makedonya dizisiyle ilgili. Yani bir başka zamanda yaşanan anekdotu alıp o döneme götürüyorlar ve bu yalan diyorlar. Ne zaman diyorlar? Yılmaz Özil bu kitabı yazdığında diyor. 100 sene. Çünkü kitabı Mustafa Kemal'i okuduğunuzda görüyorsunuz ki Mustafa Kemal'in Fatih Sultan Mehmet hakkındaki fikirlerini bu toplum öğrensin istemiyor. Mustafa Kemal'in Yıldırım Beyazıt hakkındaki fikirlerini öğrensin istemiyorlar. Mustafa Kemal'in hangi sadrazamı beğendiğini, neden beğendiğini öğrensin istemiyorlar. Mustafa Kemal'in Mimar Sinan'la ilgili merakını öğrensin istemiyorlar. Bakın kitapta yazıyor, çok çarpıcı. Mustafa Kemal, Fatih Sultan Mehmet'in heykelini Kız Kulesi'ne yaptırmak istiyor. Çünkü yani Mustafa Kemal gibi bir devrimcinin, Mustafa Kemal gibi bir askerin, Mustafa Kemal gibi bir diplomatın Fatih Sultan Mehmet'i beğenmemesi mümkün. Mesela Fatih Sultan Mehmet hakkındaki fikirlerini bu toplum bilsin istemiyor. Ya da aynı şekilde tersi Abdülhamit'in Mustafa Kemal'e yönelik övgülerini de bu toplum bilsin istemiyor. Çünkü ne diyorlar bu sahtekarlar? Mustafa Kemal Çanakkale'den elçi yok diyorlar. Tabii. Öyle değil mi? Bu savaşta hiç bilgisi yok diyorlar. Ya da Osmanlı'yı yıktı diyorlar. Osmanlı'yı yıktı, Osmanlı düşmanı diyorlar. Halbuki Mustafa Kemal Atatürk'ün ATV haberi yönettiğim dönemde ben ekrana çıkardım. Osmanlı devam etseydi padişah olacak kişi, hı hı. Osman Ertuğrul Efendi'yi ATV haberde ben ekrana çıkardım. Adam dedi ki Allah razı olsun Mustafa Kemal olmasaydı ne İstanbul vardı ne Türkiye vardı. Bizim ailemiz için Osmanlı'nın yıkılması kötü oldu ama ben Türk'üm, Türk olarak kalacağım. Mustafa Kemal olmasaydı Türk milleti kalmazdı dedi. Bunu söyleyen Osmanlı. Bugün Osmanlıcıyız falan diye geçinen sahtekarlar toplum bunu bilsin istemiyor. Gençler bunu öğrensin istemiyor. Mustafa Kemal'in sadece Vahdettin aleyhinde açıklaması var, nutukta da var. Nedeni de belli. Bu da öğrenilsin istemiyor. Adam takmış kafaya fesi, tımarhaneden çıkmış, topluma anlatıyor. Ve tımarhanelik adam, tımarhanede yatmış adam, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ilim adamı diye ağırlanıyor. Yani bu maalesef baktığımızda sadece trajikomik. Bu değil. Her konuda, yani harf devrimi de buna dair, saltanatın kaldırılması da dair, diğer devrimlerimiz, kişiliği, toplum, özellikle gençler kendi gerçeğinden, kendi kurucu değerlerinden uzaklaşsın ve hatta nefret etsin istenmiş. Önemli ölçüde de başarılmış maalesef. Evet. Burada bir molaya gidelim mi? Memnuniyet. Molaya gidelim. Moladan sonra biraz da kişiliğine girelim. Evet. Çok önemli noktalar var, çok önemli anekdotlar var. Çok İzleyicilerimizle de paylaşalım. Şöyle tadımlık olsun tabii. Kitabı okuduklarında daha çok şey bulacaklar. Sevgili izleyiciler, bir molaya gidiyoruz. Dönüşte Yılmaz Özdil ile yeniden birlikte olacağız.